Çünkü Jawline çok popüler şu anda. Jawline bölgesini biz nasıl daha belirgin hale getiriyoruz? Jawline dediğimiz bölge aslında bizim çene kemiğinin bu köşesinin daha belirgin olması, çene ucunun daha belirgin olması ve daha keskin bir hattın ortaya çıkması. Bu chiseled denen bir görüntü var yabancıların söylediği. O görüntünün ortaya çıkarılması. Bu bölgeye biz daha çok dolgu uygulaması yapıyoruz. Eğer gıdıda bir sarkma, gıdı bölgemizde herhangi bir sorun yoksa o bölgeye sadece dolgu uygulamasıyla çok rahat, çok kolay bir şekilde bu görüntüyü sağlayabiliyoruz. Ancak gıdı varsa o zaman ne yapacağız? Gıdı bölgesinde mutlaka bir yağlanma varsa o bölgedeki liposuction'la o yağlanmayı azaltabiliriz. Ayrıca yine bir sarkma varsa bunun için ultra cihazını kullanabiliriz. Daha ağır bir sarkma varsa ip askı yöntemiyle bu Fransız askısıyla bu bölgemizi, gıdı bölgemizi daha keskin hale getirebiliriz. Çene hattı eksikse mutlaka volüm koymak gerekir. Onun için ya dolgu kullanmamız gerekiyor ya da yağ enjeksiyonu yapmamız gerekiyor. Dolgu uygulamaları genel olarak derin dolgu uygulamaları en az 1 yıl 2 yıl kadar kalıcılıkları var. Tekrarlamak gerekiyor ya da aralarda uygulama yaptığımız zaman onun kalıcılığını bir süre daha uzatmış oluyoruz. Eğer yağ enjeksiyonu tercih ediyorsak o zaman yağların da her uygulamada %30 emilebilirdiğini düşünerek bunları tekrarlamak daha avantajlı ya da istediğimiz sonucu daha çok elde edeceğiz. Bilmek gerekiyor. O yüzden 3 kere en azından yağ enjeksiyonunu da tekrarladığımız zaman kalıcı bir sonuca ulaşabiliyoruz. Hem çene ucuna hem jawline dediğimiz bu çene kenarlarına, dış çene kenarlarına volüm uygulamalarıyla yani dolgu veya yağ enjeksiyonları uygulama yapabiliyoruz. Demek ki hem de gıdı bölgesini azaltarak daha keskin bir alt çene görüntüsü elde edebiliyoruz.